Yunan medyası Almanya'nın Atina'nın talebine rağmen Türkiye'ye 6 denizaltı satışını askıya almayacağını duyurdu. 25 Mart'ta kutlanacak Bağımsızlık Bayramı'nda ise Fransa lideri Macron, Rusya lideri Putin ve Prens Charles Atina'da olacak. Yunan medyası Fransa'dan satın alınan Rafale jetlerinin törende gösteri uçuşu yapacağını yazıyor. Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz geriliminde yeni bir sayfa açılıyor. Almanya'nın bir kez daha Türkiye'yi desteklediğini ve Atina yönetiminin Berlin'den eli boş döndüğünü duyurdu. Haberlere göre Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panayiotopoulos, Almanya'dan daha önce anlaşması yapılan 6 denizaltının Türkiye'ye verilmemesini ve ambargo uygulanmasını talep etti. Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Yunan mevkidaşının talebini reddetti ve 214 sınıfı 6 avcı denizaltının Türkiye'ye teslim edileceğini bildirdi. Halihazırda söz konusu denizaltılardan elinde 4 adet bulunan Atina yönetimi, geçtiğimiz yıl Kasım ayında da yine benzer bir talepte Berlin yönetiminin kapısını çalmış, ancak yine olumsuz yanıt almıştı. Yunan medyasındaki bir başka dikkat çeken haber, 25 Mart'ta kutlanacak Bağımsızlık Günü kutlamaları oldu. Bu yılki kutlamalara Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın yanında saf tutan Fransa lideri Emmanuel Macron da katılıyor. Katimerini gazetesi Macron'un yanı sıra Rusya lideri Vladimir Putin ve İngiltere Kraliyet tahtının varisi Galler Prensi Charles'ın da Atina'nın davetini kabul ettiğini yazdı. Katimerin ayrıca Yunanistan'ın Fransa'dan satın aldığı Rafale jetlerinin 25 Mart'taki törenlerde gösteri için uçacağını da aktardı. Yunan medyası ABD'den talep edilen F-35'lerin de yine aynı törende uçacağını daha önce yazmıştı. ABD'den Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Fransa'dan Mısır'a birçok müttefikiyle tatbikatlar yaparak Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'ni bir oyun sahasına çeviren Atina yönetimi yeni adımını atıyor. Yunanistan hafta içinde Fransa Savunma Bakanı Florence Parly'i ağırladı. Atina'ya gelen Fransız Bakan, Yunan mevkidaşı Nikos Panayiotopoulos ve Başbakan Kyriakos Mitsotakis de bir araya geldi. Altısı yeni 18 Rafale savaş uçağının satışı için imzalar kameralar önünde atıldı. Bakan Parly, kısa süre içinde müttefikleri Yunanistan'a donanmanın yenilenmesi için de teklif sunacaklarını açıkladı. Anlaşmayı sevinç çığlıkları atarak ve Atina ve Paris Türk planlarını suda boğdu başlıklarıyla duyuran Yunan medyası, Fransa'nın uçak gemisi Charles de Gaulle'ü Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ı desteklemek için Doğu Akdeniz'e göndereceğini yazdı. Haberlere göre Türkiye'ye karşı gövde gösterisine girişecek uçak gemisinin yanında Yunan donanmasına ait fırkateynler ve savaş gemileri de olacak. Fransa ve Yunanistan'ın 2021 boyunca birçok tatbikatta gerçekleştireceğini de aktaran Yunan medyası, Fransız savaş uçaklarının da Doğu Akdeniz'e uçacağını duyurdu. Yunanistan tarafından 12-22 Nisan tarihlerinde organize edilecek tatbikatta Fransa'nın yanı sıra ABD, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve İtalya Hava Kuvvetleri de yer alacak. Twitter hesabından yaptığı açıklamada Rafale jetlerine kavuşmalarını bir kilometre taşı olarak tanımlayan Yunanistan Savunma Bakanı Panayiotopoulos, salı akşamı da televizyona çıktı. Silahlanma programlarının uzun vadeli olduğunu aktaran Bakan Panayiotopoulos, Yunan Hava Kuvvetleri için yeni savaş uçakları satın alacaklarını canlı yayında duyurdu. 40 yeni savaş uçağı programının 18 Rafale jetinin alınmasıyla başladığını belirten Yunan Bakan, ABD'den 5. nesil F-35 savaş uçaklarını da isteyeceklerini ilk kez resmen açıkladı. Yunan medyası daha önce Yunanistan'a ilk F-35'lerin 2021'de gönderileceğini yazmıştı. Haberlere göre ABD ilk etapta 3 kullanılmış savaş uçağını Yunanistan'a verecek ve jetler 25 Mart'taki törenlerde uçacaktı. Savunma Bakanı ayrıca Yunan ordusunun elindeki F-16'ların güncellenmeye başladığını, birkaç gün içinde ilk Yunan F-16 Viper modelinin ABD'ye uçacağını da aktardı. Atina yönetimi her yıl 12 kadar F-16'yı en üst seviyeye olan Viper'a yükseltmeyi hedefliyor. ABD'nin yeni lideri Biden'ın gece yarısı attığı imza Orta Doğu'da deprem etkisi yarattı. Her yerde Türkiye'nin karşısına çıkan Birleşik Arap Emirlikleri'nin en büyük hayali suya düştü. Suudi Arabistan'dan İsrail'e birçok ülkede yankı bulan gelişmeyle dengeler değişti. Birleşik Arap Emirlikleri'nin SİHA planı da askıya alınmış oldu. ABD'nin eski başkanı Donald Trump, damadı ve baş danışmanı Jared Kushner aracılığıyla 4 yıl boyunca Orta Doğu'da İsrail'in istediği her şeyi verdi.
Washington yönetimi 2017-2021 arasında Büyükelçiliğin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması, Golan Tepelerinin işgalinin tanınması, Kudüs'ün başkent olarak tanınması gibi adımlar attı. İsrail-Filistin sorununun çözümü için Yahudi olan Jared Kushner'ın hazırladığı 100 yılın anlaşmasını ilan eden Trump, Tel Aviv yönetimiyle Arap ülkeleri arasında anlaşmalar imzalanmasını da sağladı. Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn gibi ülkelerle normalleşme anlaşmaları Beyaz Saray balkonunda imzalanırken Fas ve Sudan listenin yeni üyeleri oldu. Washington'da 20 Ocak tarihinde gerçekleşen görev değişimiyle birlikte Joe Biden ABD başkanı olmuştu. Gözler bir kez daha Orta Doğu için alınacak kararlara çevrildi. Biden, Orta Doğu'daki ezeli düşmanı İran'a gözdağı için Louisiana'da havalanan bir B-52 bombardıman uçağını Basra Körfezi'ne gönderdi. Ünlü bombardıman uçağı Suudi F-15'leri ile birlikte gerilimin hiç dinmediği bölgede uçtu. ABD Başkanı Joe Biden, çarşamba günü akşam saatlerinde ise Orta Doğu'daki geleneksel müttefiklerine soğuk duş yaşatan bir karar imzaladı. Trump döneminde yapılan milyarlarca dolarlık anlaşmaları gözden geçiren Biden, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'la yapılan silah satış anlaşmalarını geçici olarak askıya aldı. Askıya alınan anlaşmalar arasında ABD'nin Birleşik Arap Emirlikleri ile yaptığı 23 milyar dolarlık yüksek teknoloji silah satışları ve Suudi Arabistan'a yapılan mühimmat satış sözleşmesi de yer alıyor. Amerikan Wall Street Journal gazetesi anlaşmaların gözden geçirme süresinin ne kadar süreceğine dair bir bilgi olmadığını yazdı. ABD'nin Birleşik Arap Emirlikleri ile sonbaharda yaptığı anlaşmanın büyük bir kısmını 50 adet Lockheed Martin F-35 savaş uçağının satışı oluşturuyordu. Anlaşma uyarınca Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail'i tanıma karşılığında F-35 savaş uçaklarına sahip olan ilk Arap ülkesi olacaktı. Anlaşmaya dahil olan diğer şirketler General Atomics ve Raytheon. Reuters'ın haberine göre Raytheon yönetimi gelirleriyle ilgili yatırımcılarla salı günü düzenlediği konferansta yönetimdeki değişiklikle Orta Doğu'daki bir müşteriye yaklaşık 500 milyon dolarlık doğrudan satış yapmak için ruhsat almamıza zorlaştı dedi. BBC'ye göre Beyaz Saray'ın iki körfez ülkesine ilişkin bu kararı Trump yönetiminin yakın ilişkiler geliştirdiği Sünni Arap ülkeleriyle teması yeniden ayarlama adımları olarak değerlendirildi. ABD Dışişleri Bakanlığı Beyaz Saray'a yeni gelen yönetimler için anlaşmaları gözden geçirme ve geçici olarak askıya alma sürecinin stratejik amaçların belirlenmesi için rutin bir prosedür olduğunu söyledi. Diğer yandan Biden, ABD'nin Suudi Arabistan'ın Yemen'deki savaşına desteğini çekmesi için de çağrılar yapıyordu. Görevindeki ilk gününde de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bakanlıkta ahlak ve güvenin yeniden inşa edileceği sözünü verdi. Blinken ayrıca Suudi Arabistan'ın İran destekli Husilere yönelik bombardımanını sürdürdüğü Yemen'de sivillerin yaşadığı felaketleri gündemin önceliklerinden yapacağını söyledi. Basın toplantısında Blinken şu açıklamayı yaptı. Suudi Arabistan öncülüğünde bir kampanya yürütüldüğünü gördük. Bu kampanya günümüz dünyasının en kötü insanlık krizi olarak durumuna katkı sağladı. Bu bir anlama geliyor. Krizin ortasında acil insani yardım ihtiyacında olan Yemen halkına ulaşabilmek için elimizden gelen her şeyi yapmamız çok önemli. Blinken, 29 milyon nüfuslu Yemen'de halkın %80'inin yardımlara bağımlı olduğunu ifade etti. Silah satışlarının askıya alınması beklendiği gibi Orta Doğu'ya bomba gibi düştü. Birleşik Arap Emirlikleri medyası haberi görmezden geldi, yalnızca Abu Dhabi merkezli The National sayfasına taşıdı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin kararın yeniden gözden geçirilmesini beklediğini belirten yayın organı, Washington Büyükelçisi Yusuf El Uteybe'nin Twitter hesabından yaptığı açıklamayı da aktardı. Büyükelçi Uteybe, yönetim değişikliği nedeniyle anlaşmaların gözden geçirilmesinin normal olduğunu belirtti. Ancak Birleşik Arap Emirlikleri için özellikle F-35 satışının çok önemli olduğunu dile getirdi. Yusuf El Uteybe'nin açıklamaları Suudi Arabistan televizyonu El Arabiya'ya da yansıdı. El Arabiya, Biden'ın F-35 satışını dondurmasının ardından Birleşik Arap Emirlikleri yeni ABD yönetiminden gözden geçirme bekliyor başlığını kullandı. El Arabiya, İsrailli yetkililerin daha önce F-35 satışına ilişkin bölgesel askeri güç dengesini etkileyebileceği gerekçesiyle bazı endişeleri gündeme getirdiğini de haberinde hatırlattı. İsrail'in Jerusalem Post gazetesi ise haberin başında ABD Trump yönetiminin Birleşik Arap Emirlikleri'ne F-35 satma kararını yeniden değerlendirmeyi planlıyor ifadesine yer verdi. Jerusalem Post, Joe Biden'ın seçim kampanyası sırasında Suudi Arabistan'ın Yemen'deki savaşta
Amerikan silahları kullanmasına izin vermeyeceği vaadinde bulunduğunu da kaydetti. Biden, Birleşik Arap Emirlikleri'ne F-35'lerin de bulunduğu yurt dışına silah satışını durdurdu başlığını kullanan Yedioth Ahronoth gazetesi, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun İbrahim Anlaşması gereğince F-35'lerin Birleşik Arap Emirlikleri'ne verilmesine gizlice onay verdiğini vurguladı. Orta Doğu'nun en etkili yayın kuruluşu El Cezire ise, silah satışının askıya alınmasının Biden'ın yemin töreninde Washington ve Riyad arasındaki ilişkiyi yeniden değerlendirme sözünden bir hafta sonra geldiğini bildiriyor. El Cezire ayrıca Libya'da ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin karşısına çıkan Birleşik Arap Emirlikleri'nin F-35'lerle birlikte silahlı insansız hava aracı yani SİHA alma planının şimdilik suya düştüğünü de aktarıyor. Washington merkezli düşünce kuruluşu Quincy Enstitüsü'nden araştırma görevlisi Anil Shannon ise yalnızca Suudi Arabistan'la değil Birleşik Arap Emirlikleri ile yapılanların da gözden geçirilmesinin hem şaşırtıcı hem de cesaret verici olduğunu söylüyor. Her ne kadar Birleşik Arap Emirlikleri ustalıkla bir halkla ilişkiler kampanyası yürütmüş olsa da Yemen'deki sefalette onların da eşit oranda sorumluluğu var. Ayrıca Libya'da olduğu gibi aslında Suudilerden çok daha saldırgan bir dış politika izlediler. Biden hükümetinin de bunun farkında olduğu görülüyor.